Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki birkaç gün evvel bir YouTube kanalını devreye soktuk. Bu YouTube kanalında... Evet, gayet doğal. Çünkü parktayız İstanbul. Şu anda. İstanbul'dayız. Bir parktayız. Ki. Evet, İstanbul'dayız. İnşaat bitmez. Kanalımızı açtık, YouTube kanalımızı. Fakat tabii ki doğal olarak insanlardan bir etkileşim gelmeye başladı ve videolarımızın altına çeşitli yorumlar almaya başladık. Bununla ilgili bize ulaşan yorumlardan bir tanesini seçerek arkadaşımızı yüz yüze konuk alalım dedik ve derdini, bizle ilgili problemini diyelim bizim açımızdan anlatsın istedik. Şu anda @babangida81comanchero. Doğru mudur? Doğrudur abi. Evet, doğrudur. Babangida 81 Comanchero arkadaşımız şu anda bizle İstanbul'da bilinmeyen, ismini veremeyeceğim bir parkta bizle buluşmayı kabul etti, sağ olsun. Evet, Babangida 81 Comanchero, bizim videolarımız hakkında yorumlar yaptın. 3 tane videomuz var, yani 3-4 tane. Onlar hakkında istisnasız hepsine yorumlar yaptın. Buyur, söz senin. Özellikle ben de bir şey söyleyeceğim hocam. Ben biliyorsunuz dünyadaki bazı sporlar için gereksiz. Yani bunları seyretmeyelim, bunlara yatırım yapmayalım dedim. Curlingçilerle, beyzbolcularla, Amerikan futbolu, asimetrik neydi, yüzme, sualtı hokeyi gibi federasyonlarla mahkemelik olduk. Tamam, mahkeme süreci devam ediyor. Fakslar yağıyor, anlıyorum. Evet. Ama neden hakaret yolunu seçiyor? Bu arkadaşım biz bulduk, buluşturduk Babangida'yı. Babangida 81 Comanchero. Babangida 81 Comanchero'yu bulduk ve bu röportajı yüzünü saklamak koşuluyla ve adını söylememek koşuluyla kabul etti. Adını söyledik abi. Hayır, sadece Babangida dedik. Evet. Ayrıca bu röportajımız sırasında bize fondan eşlik eden çok kıymetli inşaat ustalarımıza da teşekkür ediyoruz. Yani abi, müsaade edersen arkadaşımıza söz verelim. Buyurun. Çünkü bir yorumunda "sus be adam" şeklinde bana da bir şey var. Susalım ve arkadaşımızı dinleyelim. Evet, evet. Babangida 81 Comanchero. Abi, aslında ben sizi çok seviyorum ama sen hiç Zafer abiyi konuşturmuyorsun, hep kesiyorsun. Esprilerin devamını getiremiyor senin yüzünden. Bir yerde doğru. Zafer abi de yani bilip bilmeden konuşuyor biraz. Evet. Evet, çok güzel. Spor dalının çok şeylerine gidiyor. Neyine gidiyor? Siz bir spor dalıyla ilgileniyor musunuz? Babangida 81 Comanchero. Hayır abi, birkaç defa top oynamışlığım var. Evet. Birkaç defa. İçini dök yani, rahat ol arkadaşım. Burada bir şey yok. Bir şey olacağı yok. Sana bir şey yapmayacağız. Evet. Gayet doğal, insani bir şekilde senden buluştuk ve içini döksen. Evet. Yani o yazdıklarının arkasında mısın? Abi, ne yapalım, biraz da alışkanlık yani. Biz de bir YouTube seyircisi olarak, izleyen olarak, evet, seviyoruz, beğeniyoruz ama yazmadan da duramıyoruz. Evet. Neden mesela küfür etme ihtiyacı hissediyorsun? Abi, ben seninle aynı görüşte değilim. O biraz... Demek yerine adam mısın, koç falan. Neden? Abi yani o biraz klavye erkekliği mi derler, ne derler? Haa, klavye başında peki, bir delikanlılık geliyor. Bir şey söyleyeceğim, ben girebilir miyim? Aslında ben sizi çok seviyorum da, he, işte orada izlerken dayanamıyorum abi, ne yapayım? Bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Aynı videolardaki gibi girmek zorundayım. Mesela Zafer Algöz'e şey demişsin, ben de senin gibi işsizim abi demişsin. Bu ne demek? Abi, Zafer abiye bakıyorum, hep geziyor, her yerde. Evet. Hiç işin yani yok. Yani ben de gezsem, ben de para kazansam var mı öyle bir iş acaba diyorum. Evet. Ama geziyor, güzel yerleri geziyor. Hangi vakit çalışıyor bilmiyorum. Peki, ben başka bir şey sorabilir miyim? Şu yanında oturan sevgili Can Hoca bir kase mercimek çorbası paylaşıyor. Utanmadan onun altına "adam mısın sen, bunu bulamayanlar var" bir kase mercimek çorbasına bir kamyon laf yazmış. Evet. Bu arkadaş değil abi, o başka. Ya da bunun gibi o arkadaş. O ben değilim abi, onu da gördüm ama ben yorum yazmadım ona. Aslında paylaşmaması lazım. Allah'tan o çorbadan sonrakini paylaşmıyor. Ha, ama ben seninle bir bağlantısı olduğunu düşündüm. Çünkü onun hesabı da Anangida. Yani seninki Babangida, evet, onunki de Anangida bilmem ne 68 mi? Ben konuyla alakası bir şey soracağım. Babangida 81 Comanchero. Bu ismi çok aradın mı kardeş? Benim ismim mi abi? Evet. Benim ismim mi abi diyor. Evet. Evet, ilginç. Evet. Arkadaşımız kendi nickname'ini şu anda yeni öğreniyormuş gibi davranıyor. Arkadaşım, senin ismin Babangida 81 Comanchero. 81 Comanchano'sunu biliyorum. Chano, evet. Comanchano değil, Comanchero. Abi, evet, şu anda bize yorum yazan, hani videolarımıza yorum yazan arkadaşımızla buluştuk, sağ olsun. Ve ismini şu anda bizden öğreniyor. Çok ilginç değil mi? Bence de çok ilginç. Buna arkadaşım, şey de olabilir senin mi? Adın Babangida, Babangida 81 Comanchero. Bu ismi sen almışsın zaten. Onu ben not edeyim abi de. Evet. Ben de dursun. Not et ki unutma şuraya, ben de koyayım şuraya ki Babangida'yı abi, herkes ifşa etmeyelim, hoş değil. Neyse, konumuza gelelim abi biz.
videoları genel olarak beğeniyorsun yani. Evet abi, çok beğeniyorum aslında ama işte yazmadan da duramıyoruz. Küfretmeden de duramıyorsun. Evet, o da bir... Abi dilimiz sürüşüyor. Sonra da parmaklarımız da kayıyor işte. Peki ben bir şey söyleyebilir miyim? Bana mesela sosyal medyadan adam mısın, sen de adam mısın falan filan derken, buluşma yerine geldiğimizde vay kral, işte kral geliyor dedin. Şimdi birdenbire karşı karşıya gelince niye kral olduk? Yani önce adam mısındık? Abi işte dedim ya, biraz o klavyenin başında değişiyor. Evet. Aslında ben sizi seviyorum ama... Teşekkür ederiz kardeşim. Ben seni öpebilir miyim? Tabii ki abi. Elini ver. Hoş, yani bir geldiğin için teşekkür ederiz. Fazla da uzatamıyoruz çünkü gideceğiz. İşimiz gücümüz var. Her ne kadar sen işiniz yok mu birader desen de işimiz var. Müsaade isteyelim abi. Derdine söyleyecek bir şeyin var mı başka? Teşekkür ederim abi. Dediğim gibi güzel bir iş de bize de olursa. Peki. Sizin de çalışmak isterim. Peki bizim burada olan burada kalırı, burada olan burada kalırı. Evet. Seyretmeye devam edecek misin? Yoksa hem seyredip hem de abi arkadan ben yine de lafımı sokarım mı diyeceksin? Abi zaten ben izliyorum. Hepsini izliyorum. Evet. İzlemeye de devam edeceğim. Evet. Aslında çok keyif alıyorum ama işte bir de yazmak gereği duyuyorum nedense. Yani keyif alıyorum ama ben yine de bir bokumu atayım, bir kenarda bulunsun diyorsun değil mi? He? Evet. Vay anasını. Teşekkür ediyoruz. Yani bizi kırmayıp geldiğin için Babangida 81 Komançara. Evet. Sağ ol, var ol. Biz de seni yakından, yani görmedik yüzünü ama yakından tanıma fırsatı olduk. Evet. Böylece daha çok kaynaşmış olduk. Teşekkür ederiz bizi kırmayıp geldiğin için. Evet, sağ olsun.